Alamayacağım. O sizin nefesinizi... Kaydınız. Sıcak. Sıçta. Biraz çok daha geride. Bak, bak. Tetiği de birden çekmeyin. Yavaş yavaş ezdir. Yasin Bey daha önceden Bursa'dan da bildiğimiz özel sektörde önemli başarılara imza atmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu yeni görevinde de ben çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Tabii bu ziyaret vesilesiyle %100 yerli ve milli 1500 metre bora keskin nişancı tüfeğini test etme imkanımız da oldu. Gerçekten gurur duyduk. Böyle... önemli ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde de yer alan bir silahı kendi imkanlarımızla üretiyor olmanın ayrı bir gururunu, mutluluğunu da yaşamış olduk. Tabii diğer bence önemli silahlarımızdan bir tanesi de MPT-76 milli piyade tüfeği. Bunun şöyle bir özelliği var. NATO'nun belirlediği 42 kriteri başarıyla geçen dünyada tek silah. Dolayısıyla bu çalışma da bence oldukça önemli. Tabii savunma sanayinde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar gerçekten çok önemli. %75'lere varan bir yerlik oranıyla şu anda çok önemli başarılara imza atıyoruz. Özellikle Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'i geçen hafta TUSAŞ'ta ziyaret etme imkanımız olmuştu. Ondan bu çalışmalarla alakalı genel bir bilgilendirme sunumu da almıştık. TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Temel Kotil de bu anlamda bir sunum gerçekleştirmişti. Oradaki sunumlarda özellikle gerek Altay tankı, ürettiğimiz Kirpi, Atak taarruz helikopteri, Gökbey Genel Maksat helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı, Hürjet eğitim ve hafif taarruz uçağı, Anka insansız hava aracı, Akıncı taarruz İHA'ları gibi birçok savunma sanayimizde yerli ve milli imkanlarımızla ürettiğimiz silahları, araçları yerinde görme şansına da sahip olduk. Bu mutluluğu, bu gururu paylaşmış olduk. Gerçekten savunma sanayinde geldiğimiz noktada şu anda Türkiye olarak 19 milyar dolarlık bir savunma harcamamız var. Ama savunma sanayimizin yapmış olduğu bu çalışmalarla 2018'deki ihracat rakamlarımız 2 milyar doları geçti ve 2019'da da inşallah 3 milyar doları aşmış olacağız. Ama bu çalışmaların bence önemlerinden bir tanesi özellikle TFX Milli Muharip Savaş Uçağımız. O noktada çok önemli çalışmaları yürütüyor savunma sanayi başkanlığımız. Ve inşallah 2026'da da uçurmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalardaki ana hedefimiz bizim savunma sanayinde Türkiye olarak tam bağımsızlığı sağlayabilmek. Dolayısıyla belli zamanlarda özellikle dost ve müttefik gördüğümüz ülkelerin canları sıkıldığında silah ambargosu tehditleriyle Türkiye'ye parmak sallama dönemlerinin geçtiğini de ifade etmek istiyoruz. Türkiye bu özelliğini özellikle son dönemde Barış Pınarı Harekatı'nda da ortaya koydu. Bu süreçte silah ambargosu tehdidini ortaya koyan ülkelerin tehditlerinin hiçbir ehemmiyetinin olmadığını bu süreçte de görmüş olduk. Çünkü Türkiye bu anlamda silah ve ekipman anlamında artık kendine yeter bir ülke konumuna gelmiş durumda ve bu çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Çok daha güzel işlere imza atmış olacağız. Bu çerçevede emeği geçen tüm ekibi ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Türkiye'nin bu alanda lider, önder bir ülke olacağına olan inancımızı da ifade etmek istiyorum. Bu duygu düşüncelerle saygılarımı sunuyorum.